AutoCAD ile çizilen çizimleri belirlenen bir ölçek oranında büyütüp küçültmek için kullandığımız komut Scale komutudur. Modify araç çubuğundaki bu düğme Scale komutudur. Modify menüsünden Scale seçeneğini seçerek de komutumuzu çalıştırabiliriz. Ya da komut satırına komutun adı olan Scale yazarak da komutu çalıştırabiliriz. Örneğin biz bu uygulamamızda bu gördüğünüz şekli 2 kat büyütelim. 2 kat büyüttüğümüzde buradaki gördüğünüz 50 ölçüsü 100 olacaktır. Bunu yapmak için Scale komutumuzu burada gördüğünüz Modify araç çubuğundaki bu düğmeyi tıklayarak çalıştıralım. Komutu çalıştırdığımızda obje seçmemizi isteyen Select Object iletisi çıkacaktır. Büyüteceğimiz objeleri bu şekilde seçiyoruz. Seçme işlemimiz bitince Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırına bakalım şimdi. Specify Base Point iletisi var şu anda. Bu iletiyle bizden şu anda referans noktası isteniyor. Yani hangi noktadan tutup büyüteceksek şeklimizi, o nokta isteniyor şu anda bizden. Örneğin biz Base Point olarak buradaki sol alt köşeyi seçelim. Bunun için Endpoint düğmesinden faydalanabiliriz. Endpoint düğmesini tıklayıp burada gördüğümüz köşeyi tıklayalım. Şu anda gördüğünüz gibi imleci biz hareket ettirdikçe şeklimizin büyüdüğünü görüyorsunuz. Ama biz 2 kat büyüteceğimiz için klavyeden büyütme katsayısına girmemiz lazım. Komut satırında zaten Specify Scale Factor şeklinde iletiyle bizden büyütme katsayısı isteniyor. Biz 2 kat büyüteceğimiz için buraya 2 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz bu obje, bu şeklimiz 2 kat büyütülmüş oldu. Ve gördüğünüz gibi burada daha önce 50 olan ölçümüz şu anda 100 birim olarak değişti. Eğer scale faktör olarak, yani büyütme küçültme katsayısı olarak birden küçük sayılar yazarsak, o zaman seçtiğimiz çizim küçülmüş olur. Örneğin biz bu sefer de scale faktör olarak 0.5 yazalım. Onun için komutumuzu tekrar çalıştıralım. Select Object iletisine büyüteceğimiz çizimi seçip Enter tuşuna basarak cevap verelim. Specify Base Point olarak çizimimizin ortalarına yakın bir yer seçelim. Bu seçeceğimiz yer Scale komutunda önemlidir. Örneğin çizime uzak bir yer seçersek, o zaman büyüteceğimiz veya küçülteceğimiz çizim ekran dışına taşabilir. O yüzden bu nokta, yani base noktasını, base point noktasını seçerken çizime yakın yerlerde bir nokta seçmek faydalı olacaktır. Biz devam edelim uygulamamıza. Komut satırında şu anda Specify Scale Factor şeklinde yeni iletimiz var. Büyütme veya küçültme katsayısı isteniyor bizden. Biz bu sefer 0.5 olarak gireceğiz demiştik. Klavyeden 0.5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Görüldüğü gibi şeklimiz 1/2 oranında küçültülmüş oldu. Büyütmeden önceki bu kenarımızın uzunluğu 100 birimken şu anda 50 birim olarak değişti. Scale komutunun referans seçeneğini açıklayalım şimdi de. Scale komutundaki referans seçeneği ile çizimimizde bulunan bir faktöre göre çizimimizi yeniden ölçeklendirebiliriz. Örneğin biz bu şeklimizde 50 uzunluğundaki kenarı referans alarak ölçeklendirebiliriz. Diyelim ki biz bu kenarın 75 birim olmasını istiyoruz. Bunu 75 birim olarak büyüttüğümüzde diğerlerinde bu buradaki ölçeğe göre büyütülmesini istiyoruz. Hemen scale komutunu çalıştırıp bunun nasıl yapıldığını görelim. Modify araç çubuğundan komutumuzu çalıştırdık. Büyüteceğimiz çizimi seçiyoruz. Seçim bittikten sonra Enter tuşuna basıyoruz. Base point olarak örneğin şu köşeyi
seçelim. Bunun için endpoint düğmesinden faydalanıyoruz. Base point'i belirledikten sonra komut satırında specify scale factor iletisi var ve köşeli parantez içinde de bizim uygulayacağımız referans seçeneği var. Buradaki referans seçeneğini seçmek için klavyeden R'ye yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Specify reference length şeklinde ileti var. Bu iletiye şu andaki referans aldığımız kenarın uzunluğunu girebiliriz. Örneğin biz buraya şu andaki uzunluğumuz olan 50 birimi yazıyoruz. 50 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Specify new length iletisi var. Yeni uzunluk isteniyor bizden. Biz bu 50 ölçüsünü 75 yapacağımız için şimdi de 75 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi 50 olan kenar uzunluğumuz, buradaki kenar uzunluğumuz şimdi 75 olarak karşımızda. 50'yi 75 olarak büyüttük. Burada kullanılan ölçek diğer uzunluklara da aktarılarak o ölçekte büyütüldü şu anda bu şeklimiz.